geldiniz. Değerli konuklar. Vallahi bugün sabah 8'de havaalanına indim. Oradan da direkt buraya geldim. Çünkü gerçekten çok, yani sadece bizim için değil, Türkiye için çok önemli bir proje. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi. Katar'daydım. Orada çeşitli görüşmeler yaptık, şey yaptık. Stratejik işbirliği anlaşması imzaladık. Oradan buraya geldik. Biliyorsunuz bu proje biz emlak konutlu hasılat paylaşım modeliyle başladığımız Türkiye'nin 9. kalkınma planında yer almış bir proje. Devletin, hükümetin desteklediği proje. Çünkü Türkiye %5'in üzerinde büyümeye ihtiyacı olan bir ülke, gelişmekte olan bir ülke. Kendi kaynakları yetişmiyor. Bu büyümeyi istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmek için yabancı kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynağın da sağlanabileceği tek yer, ucuz ve çeşitli kaynağın sağlanabileceği tek yer de Uluslararası Finans Merkezi. Dünya bunu böyle yaptı, başardı. Onun için bu proje Türkiye için çok çok önemli. Biz de bu proje için çalışıyoruz. Değerli iş ortağımız Emlak Konut, zaten projenin şeyi o, hasılat paylaşım modeli. Ve bir dönem bir aksaklıklar yaşandı. Biraz bir aksaklık demeyeyim de gecikmeler yaşandı. Ama özellikle 2007'den sonra çok hızlı bir şekilde, siz de izliyorsunuzdur. Biz gerçi bugüne kadar 400 milyon dolar üzerinde bir yatırım yaptık. Biraz diğer paydaş arkadaşlar var, yatırımcılar var. Onlar da bu dönemde bayağı hızlandılar. Neticede buranın hayata geçmesi çabuklaştı, hızlandı. Biz Katar'da da bunun ilk gün önce Katar Finans Merkezi, daha önce Londra Finans Merkezi, Dörtmeyer bizim ziyaretimize geldi. Dubai Finans Merkezi geldi ama en son Katar Merkezi son yapıyor, kendi finans merkezini farklı bir boyuta getiriyor. Onlarla beraber regülasyon konusunda, yatırım konusunda da bir ön mutabakat ve protokol imzaladık. Buranın gerçekten bazen geç yapmak dezavantaj gibi görünüyor, bazen avantaj da olabiliyor. Çünkü yaşanan tecrübeleri yapılması gereken ne olduğunu daha iyi anlamış oluyorsunuz. Onun için burası hızlı bir şekilde devreye girecek inşallah. Bizim burada biraz sonra Hasan Bey detaylarını verir. Büyük ofislerimiz var. Ticari boyutu var. Ama bu projenin işte bir tane de rezidans bloğumuz var. Bugün buraya burada olmamızın şeyi bu rezidans bloğunu artık yatırımcılarımıza sunalım diye şey yapıyoruz. Onun için buradayız. Onun için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, bugün burada Ali Bey'in de ifade ettiği gibi Emlak Konut'un koordinasyonunda geliştirmekte olduğumuz Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasını yardımcı olacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin ilk adımını hayata geçirmek için buluştuk. Bildiğiniz üzere İstanbul Finans Merkezi projesi 2007-2013 yılı 9. Kalkınma Planı'nda yer alarak hükümetimizin öncelikli olarak takip ettiği konular arasında yer almıştır. Ülkemiz sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarının yer alacağı, tüm yapım işlerinin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'un küresel bir finans merkezi olacağına da inancımız tamdı. Biz Ataşehir'de 13 bine yakın bağımsız bölüm ürettik. İnşallah bu İstanbul Finans Merkezi projesiyle de bunu taşlandırmış olacağız. Aynı zamanda İstanbul'daki projelerimizi de taşlandırmış olacağız. Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme oranlarının bu yılda devam edeceğini ve bu büyümenin de
hem finans merkezini hem de sektörümüzü canlandıracağını düşünüyoruz. Konut piyasasında dibin oluştuğunu ve bundan sonra büyümeye paralel olarak da fiyat artışlarında, satışlarında enflasyon oranına paralel veya biraz üzerinde gerçekleştireceğine inanıyoruz. Hepinize lansmanımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.